Washington'dan iyi akşamlar. VOA Türkçe'nin EkoTürk için hazırladığı stüdyo VOA ile bugün de karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Yine Amerika'ya dair gündem maddelerini programımızda bugün bulabileceksiniz. Hangi başlıklarımız var? Amerika'daki başlıkları Özlem Tınaz'dan alacağız. Başkent Washington'un gündeminde, hatta Amerika'nın gündeminde kasırga var. Amerikalılar kasırgayla uğraşıyor ve bir taraftan da yine özellikle Amerika gündeminde seçime giderken Trump'ın mektupla oy kullanılmasına karşı çıkması ve bunda ısrar etmesiyle ilgili son gelişmeleri Mehtap Çolak Yılmaz'dan alacağız. Amerika'nın batısında neler oluyor? Los Angeles'ta ve Kaliforniya'daki genel durum ne? Çıdam Yücel bizlerle bunu anlatacak. Son gelişmeleri o bölgeden alacağız ve yatırım uzmanı Sayın Altan Ergün'le en sonunda Amerikan ekonomisindeki gidişatı konuşacağız programımız içinde. Özlem Tınaz'la başlayalım. Özlem, Başkan Donald Trump son haftalarda seçime de yaklaşırken mektupla oy kullanma konusundaki görüşlerini sürekli açıklıyor. Neler söylüyor? Hileyi arttırabileceğini en son söylemişti. Ve böyle ısrar etmesi de tabii Amerika'da tartışılan konulardan. Neler söyleyeceksin? Serdar, öncelikle Başkan Donald Trump'ın posta yoluyla oy kullanmayı engelleyecek bir kararname çıkartma yetkisi var. Ama şimdilik bu yetkisini kullanmayacağını söyledi ve posta yoluyla oy kullanmanın hileli olacağı görüşüne gerekçe olarak da Temsilciler Meclisi dağılımını da etkileyen New York ön seçimlerini gösterdi ve 6 hafta geçmesine rağmen sonucun hala belli olmadığını hatırlattı Trump. Bu küçük bir yarış olmasına, kontrol edilebilir olmasına rağmen felaketti. Bunu koca bir ülke için nasıl yapacaksınız diye sordu. Trump'ın asıl gerekçesi ise Amerikan posta servisinin buna hazır olmadığını, malzemelerinin çok eski olduğunu ve posta yükünün çok fazla olduğunu düşünmesi. Ve bu konuda çaba harcayan eyaletlere de oldukça tepkili Trump. Nevada'da Demokrat eyalet meclis üyelerinin pazar günü aldığı ve tüm eyalet sakinlerine posta yoluyla oy kullanabilmeleri için oy pusulası gönderme kararını mahkemeye taşımaya hazırlandıklarını belirtti Trump. Kansas, Michigan, Arizona, Missouri ve Washington eyaletlerinde de bugün ön seçim yapılıyor. Bu eyaletlerdeki ön seçimlerden alınacak sonuçların 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin zeminini oluşturması bekleniyor. Adaylar arasındaki yarışın sonucu her iki partinin de daha sağ ya da daha sol bir aday mı tercih edeceği ya da merkezde mi kalacağının da bir göstergesi olacak aynı zamanda. Şunu da hemen belirtelim, 1930'lardan bu yana demokrat bir senatör çıkarmadı Kansas. Dolayısıyla bu ön seçim önemli Serdar. Özellikle de senatodaki çoğunluğunu koruma çabasında olan cumhuriyetçiler için ayrı bir önemi var diyebiliriz. Peki şimdi başka bir gündem maddesi, bir taraftan korona, bir taraftan seçimle ilgili hep günlerdir yayın yapıyoruz ama tabii fırtına mevsimi de başladı. Amerika'nın doğusunu etkileyecek, Florida'ya doğru gidiyor. Hatta başkent Washington'u bile etkilemesi bekleniyor. Bu Isaiah kasırgası neler bekliyor Amerikalılar? Nerelere uğradı? Bize aktarır mısın? Maalesef Serdar, Amerika'nın doğu kıyısını etkisi altına alan ve özellikle Kuzey Carolina'da kasırga şiddetine ulaşan fırtına belli oranda hafifleyerek yeniden tropik fırtınaya dönüştü ama uzmanlar şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve hortumların devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Dün akşam Kuzey Carolina'yı vuran kasırganın şiddeti saatte 140 kilometreye kadar yükseldi. Birkaç saat sonra da saatte 100 kilometreye düştü ama hızının düşmesi aşırı yağışların devam etmesini engellemeyecek gibi görünüyor. Bölgede sel riski hala devam ediyor. Hatta yağmur sularının 15 santimetreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün boyunca ülkenin doğusundaki Orta Atlantik bölgesinde kuzeydoğuya doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Ve bu gece itibariyle de başkent Washington dahil Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania ve New England'ı da etkisi altına alacak. Fırtınanın şiddetinde büyük bir azalma olacağı tahmin edilmiyor. Öncelikle hemen onu belirtelim. Çok güçlü ve sert rüzgarların devam edeceği ve önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olacağı düşünülüyor. Tabii fırtınanın etkilediği bölgelerden hasar haberleri de geliyor. Birçok bina zarar gördü, camları kırıldı, birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı. Özellikle deniz kıyısına çok yakın bölgelerde yaşayanlara
gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Fırtınanın yarın itibariyle ABD'nin en kuzeydoğu eyaletlerinden Maine'e kadar ulaşması bekleniyor. Ki fırtına Amerika kıyılarına vurmadan önce Karayipler ve Bahamalar'da iki kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Ama neyse ki Amerika'da can kaybı yaşanmadı şu ana kadar. Sadece yaralananlar oldu. Umarız bir can kaybı yaşanmadan da Kuzeydoğu bölgelerini terk eder bu fırtına Serdar. Özlem Tınaz'a çok teşekkür ediyoruz. Washington gündemindeki konuları bizlerle paylaştı. Amerika'nın batısına gidelim. Batısında neler oluyor? Doğusunda fırtına bekleniyor. Batısında da koronavirüs vakalarıyla uğraşmaya devam ediyor. Yine Kaliforniyalılar, Amerikalılar. Valinin açıklamaları vardı. Çıdam Yücel Los Angeles'ta bizi bekliyor. Son gelen açıklamalara göre biraz düşüş var galiba, değil mi Çıdam? Evet Serdar Cebe, her ne kadar Kaliforniya hala Amerika'nın vaka sayısı tablosunda zirvedeki eyalet olsa da son 7 günde 7 günlük rakamlara bakıldığında bir iyileşme var diyebiliriz. Ancak son durumda vaka sayıları bugün itibariyle 520 binin üzerine çıkmış durumda ve can kayıpları da 10 bine yaklaştı. Tabii Kaliforniya'da koronavirüsünün merkez üssü hala Los Angeles. Los Angeles'ta da vaka sayıları 200 bine yaklaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 bine yaklaşmış durumda. Los Angeles'ı Riverside ve Orange County'yi takip ediyor. Yani aslında hala risk büyük. 38 bölge hala monitörde olan bölgeler. Toplam 58 bölge var Kaliforniya'da. Yani çok büyük bir kısmı hala risk taşıyor. Tabii son 7 günlük verilere bakılınca %21'lik bir azalma var vaka sayılarında. Ancak Temmuz ayı çok sert geçmişti Kaliforniya için. Temmuz ayında 5 kez can kaybı rekorunu kırmıştı, kendi rekorunu kırmıştı Kaliforniya. Ancak son 7 gün dediğim gibi %21'lik vaka sayılarında bir azalma var. Hastaneye yatışlarda %10'luk bir azalma var. Ve yoğun bakım ünitelerine kaldırılan hasta sayıları ve pozitiflik oranları da düşüyor. Ancak test yaptıranların sayısı artmaya devam ediyor. Tabii tablo böyle olunca Vali Newsom dün bir açıklama yaptı. Sevinmek için erken dedi. Evet, tablo iyiye gidiyor. Düşüşler var. Bu sevindirici bir gelişme. Ancak çok kısa bir günün özeti bu. Bizim daha istikrarlı ve daha uzun süreye yayılan bir düşüşü görmeye ihtiyacımız var. Kimse erken sevinmesin dedi. Tabii hatırlayacaksınız, bu 38 bölgede çok yoğun bir kısıtlama var son 3 haftadır. İşletmeler ne zaman geri açılacak? Madem tablo düşüşe geçti, acaba yakın bir zamanda bu İşletmeler yeniden faaliyete dönecek mi soruları var. Vali Newsom bu sorulara da yanıt verdi ve henüz erken dedi, istikrarlı ve devam eden bir düşüş görmek zorundayız. Kaliforniyalılar aşı bulunana kadar virüsle yaşamayı öğrenmek durumunda, böyle kısıtlamalarla devam edeceğiz dedi. Maske kullanımına dikkat edeceğiz, sosyal medyaya dikkat edeceğiz, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz açıklamaları var. Yine diyor Vali Newsom. Tabii bir yandan da hapishanelerin durumu var. Bilindiği üzere San Quentin hapishanesinde iki kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 21'e yükseldi. Hapishanelerde de artış hala devam ediyor. Bakalım bu ay içinde tahliyelere nasıl etkisi olur Serdar Cebe. Kaliforniya'da biraz olsun vaka sayılarında düşüş var. Peki şimdi yangın sezonu da başladı Çıdam. Yangınlardaki durum nedir? Az önce Özlem de bahsetti, Amerika'nın doğusu kasırgalarla, kasırga sezonunu açmışken batısında da ne yazık ki havaların güzelleşmesi, okyanustan gelen esintilerle birlikte yangın sezonu da ne yazık ki başlamış oldu. Ancak tabii uzmanların bir açıklaması var, son 5 yılın özeti alındığında pandemi aslında yangın sezonunun biraz daha az etkilemesine neden oldu. Son 5 yılda ortalama 95 bin akrelik bir alan, yani gözünüze canlanması için 56 futbol sahasına denk geliyor. Yılda ortalama 56 futbol sahası büyüklüğünde bir alan yanıyordu Kaliforniya'da yılın bu dönemine kadar. Bugün baktığımızda 2020'nin verilerine göre de 59 bin akrelik bir alan yanıyor. Yani 35 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Dolayısıyla pandemi aslında birazcık bu rakamı aşağı çekmiş oldu.
Ancak ne yazık ki yangınlar başladı. Los Angeles'a 1,5 saat mesafede Apple bölgesinde Apple yangını verilen bir yangın var. Cuma gecesi başlamıştı ve çok az bir kısmı kontrol altına alınabildi. Şu an itibariyle yaklaşık 26 bin akrelik bir alanı etkisi altına aldı. Yani yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Tabii pandemi döneminde olması nedeniyle de çalışma koşulları hem itfaiye ekiplerinin değişti hem de tahliye durumu biraz değişti. Çünkü bölgede tahliye emri var. Tahliye edilen bölgedeki kişiler tahliye edildikleri merkeze giderken koronavirüsü testiyle içeri alınabiliyorlar. Yine itfaiye ekipleri de molalarında sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani toplu bir şekilde molaya gitmiyorlar ya da yemek düzenleri pandemiye göre değiştirildi. Tabii bu şu an itibariyle ilk büyük çaplı yangın Kaliforniya'da. Dileriz ki daha büyükleri gerçekleşmez de gerçekten düşüşe geçmiştir 2020 itibariyle diyelim. Ve sözü tekrar Washington'a bırakalım. Serdar Cebe. Çiğdem Yücel'e teşekkür ediyoruz. Kaliforniya'nın gündeminde Amerika'nın batısında yaşananlarla ilgili son bilgileri bizlerle paylaştı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir karar Almanya'dan geldi. Alman hükümeti Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırıldığını duyurdu. Açıklama Alman Dışişleri Bakanlığı internet sayfası üzerinden yapıldı. Buna göre Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan bölgelere seyahat yapılabilecek. Gelişmeleri Cem Dalaman Berlin'den bildiriyor. Gerçekten de sürpriz oldu bugünkü açıklama. Çünkü son haftalarda seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar geçerli kalacağından yola çıkılıyordu. Açıklamada uyarının Türkiye'nin korona ile verdiği mücadelede uyguladığı katı turizm ve hijyen kurallarına bağlı kalınması koşuluyla bu uyarının kaldırıldığı ve Türkiye'ye gideceklerin Almanya'ya dönüşlerinde 48 saat içinde korona testi yaptırmaları koşulunun geçerli kalacağı belirtildi. Söz konusu illerin dışındaki kentler için uyarı ise sürüyor. Yani örneğin İstanbul için. Alınan kararı doğrulayan Federal Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Berlin ve Ankara'daki temasların neticesinde bu yönde bir karar alındığını belirtti. Hatırlayalım, Türkiye geride kalan haftalarda seyahat uyarısının kaldırılması için çok sayıda diplomatik girişimde bulunmuş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile en azından iki kez telefon görüşmesi yapmıştı. Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2 Temmuz'da Berlin'e geldi. Meslektaşı Heiko Maas'la konuştu. Türkiye'nin koronavirüs tehdidi altında olmadığını, özellikle turistlere yönelik çok özel bir hijyen konsepti hazırlandığını aktardı. Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesinde Alman hükümet çevrelerinden gelen açıklamalarda Türkiye'ye seyahat uyarısının 1 Temmuz'da kalkacağı yönünde sinyaller geliyordu. Bunun için otel ve turistik tesislerde koronaya karşı inandırıcı önlemlerin alınmasının yanı sıra Türkiye'de uygulanan 14 gün karantina uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtilmişti. Türkiye ise yurt dışından gelenlere karantina yapılmayacağını, sadece havalimanlarında sağlık taraması uygulanacağını duyurmuştu. İki bakanın buluşması sonrasında ise Alman hükümetinin turizmden sorumlu müsteşarı Thomas Barais geride kalan haftalarda birkaç kez açıklama yaptı ve Türkiye seyahat uyarısının en azından kısmen kaldırılması yönünde hep umut verdi. Uyarının en geç Ağustos başına kadar kaldırılmasını, şansını çok yüksek gördüğünü söyledi. Yapılan yorumlarda Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının Alman siyasetinde ve medyasında tepkilere neden olduğu belirtilerek bu gelişmenin seyahat uyarısının en azından kısmen olarak hızlı bir şekilde Temmuz ayının ilk günlerinde kaldırılmasını geciktirdiği öne sürüldü. Türkiye Almanların en çok seyahat ettiği ülkeler listesinde 3. sırada. 2019'da yaklaşık 5 milyon Alman tatilini Türkiye'de geçirdi. Türkiye Avrupa Araştırmalar Vakfı kısa adıyla TAVA'nın bundan kısa bir süre önce yayınladığı bir araştırmaya göre Ağustos ve Eylül aylarında seyahat kısıtlamasının kaldırılması durumunda Türkiye'ye yaklaşık 1,5 milyon Alman turistin gideceği tahmini yapılmıştı ki bu 1,5 milyonluk ya da 1 milyonluk turist sayısı Türkiye'deki turizm açısından tabii ki çok önemli bir sayı. Biraz da Amerikan ekonomisindeki durumu konuşalım. Pandemi zamanı neler oldu? Şimdi Amerika'nın gündemindeki konulardan birisi tabii Senato'da görüşülen, Kongre'de üzerinde anlaşmaya çalışılan ekonomik paket var. Altan Ergün yatırım uzmanı New York'ta bizi bekliyor. Altan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi
Bu paketin nasıl şekillenmesi bekleniyor? İki tarafın üzerinde anlaşılamadığı konular var. Özellikle burada Cumhuriyetçilerin 600 dolarlık verilen işsizlik maaşı konusunda soru işaretleri var. Demokratlar bunun verilmesini istiyor. Cumhuriyetçiler bunun azaltılmasını, vergilendirilmesini istiyor. Nereye gidecek bu tartışma? Evet, 600 doların büyük bir ihtimalle kesilerek anlaşılmaya gitmesi gerekecek. Çünkü bu 600 dolar sadece işsizlere verilen bir rakam olarak görmemek gerekiyor. Her ne kadar cumhuriyetçiler 200 dolar verelim, demokratlar da ocağın sonu 2021'e kadar 600'e devam edelim deseler de Amerikan ekonomisinin belki son 100 yılda yaşadığı birçok kriz, birçok resesyonda ilk defa işsizlik rakamları artmış olmasına rağmen tüketicinin gelirleri, yani personal income dediğimiz gelirleri bu krizde %4-6 seviyesinde arttı. Ve bu %4-6 seviyesindeki artış esasında Amerikan borsasındaki artışı da tetikledi ve bu 600 dolarla sağlanmış oldu. Eğer ki bu 600 dolar vermiş olmasaydı Amerikan ekonomisinin bildiğimiz krizden depresyona doğru gidişinde çok önemli bir faktör olacaktı. Diğer bir önemli kısmı da verilen 600 dolarlar sayesinde mortgage'lar ödendi, kiralar ödendi. Ve bu ödenen kiralar ve morguçlarla bir nevi banka sektöründeki yaşanabilecek bir kriz de önlenmiş oldu. Özellikle ikinci dalganın ciddi manada yaklaştığı, ekonominin hafiften yavaşlama gösterdiği bir zaman diliminde bu ödemenin kesilmesinin özellikle 20 milyona yakın, belki daha fazla da olabilir, insan için çok ciddi bir şekilde sorun yaratabileceği kesin. Ama onun dışında ekonomideki ikinci yarıdaki toparlanmayı ciddi manada krize düşürecektir. Bu bakımdan 600 dolar civarında bir peki, anlaşma demokrat, olacaktır. Peki cumhuriyetçilerin şöyle bir endişesi var Altan Bey. Şimdi 600 dolar veriyoruz. Normalde zaten bu insanların aldıkları ortalama haftalık maaş 240 dolar. Ondan dolayı bu insanlar çalışmak istemiyorlar ve ekonomi de böylece işlemiyor. Bu SAV için neler söyleyeceksiniz? Bunda biraz haklılık payı yok mu yani? Şöyle söyleyebiliriz. Esasında bir %100'lük bir kesme aldığımızda onların haklılık payının bulunduğu kesim ben cumhuriyetçilerle partial, yani belli bir kısımda aynı düşünüyorum. Mesela janitörlerden bahsediyorlar veya düşük değerli işlerde çalışan insanların kazandığı paralardan daha fazla aldığını düşünüyorlar. Fakat çok fazla para kazanıp da personal income'a düşen ve 600'e tabi etmek zorunda olan insanlar da var. Ama diğer bir yandan her ne kadar haklılık payı olsa da Amerikan ekonomisindeki bankacılık sektöründeki yaşanabilecek bir çöküşün Amerika'yı ciddi manada depresyona sokacağını görmemiz gerekiyor. Ve bu 600 dolarların yani %70'ini alsanız ve 500 dolarda cap etseler bile, yani limit koysalar bile, bunların şu anda geçirilmesi gerekiyor. Eğer ki 600 dolarlar verilmemiş olsaydı, mesela diğer bir istatistiğe baktığımızda ekonominin en zor olduğu ve ekonominin tamamen kapandığı zaman diliminde Amerika'daki işsizlik sayısının özellikle higher paid joblarda, yani daha fazla blue collar, daha fazla para kazanan kesimlerde 5 milyondan fazla ekstra işsizlik de yaratmış olduğunu görebilecektik. En kötüsünü düşünüp bu şekilde bunun devam etmesi gerekmekte şu an diliminde. Evet, cumhuriyetçilerin bir haklılık payı var. Fakat diğer bir taraftan da virüsten dolayı özellikle tüketiciyle iş sahipleri arasındaki işlere bağlı olan şirketlerde esasında çok fazla iş olmadığını görmekteyiz. Vaksine dayalı olarak evet, piyasalar kendini toparladılar. Fakat belli bir ana ortada anlaşmak zorundalar ki ikinci yılda özellikle Trump için de geçerli, onun korunması için bir anlaşma sağlanacaktır. Evet, Altan Bey, Fed'den konuşalım biraz da. Fed'in iki önemli hedefi var. Bunlardan birisi enflasyon, diğeri işsizlik. Şimdi Fed'in yılın ikinci çeyreğinde politikası değişebilir mi?
ve Fed'in politikaları piyasalarda bir risk oluşturuyor mu diye sorayım. Evet, iki ana hedefi var. Biri işsizlik, diğer bir tarafı da enflasyon. Bu neden şu anda önemli? Mesela bono faizleri 0.56 şu anda 10 yıllık bonolar bugün itibariyle. Fakat inflation protected bonolar dediğimiz enflasyona dayalı olan bonolardaki artış Amerika'daki enflasyon beklentilerinin arttığını göstermekte. En son yapılan Fed açıklamalarında ve önümüzdeki 1-2-3 yıl hatta ne kadar gerekli olursa olsun bono faizlerinin ve faizleri Merkez Bankası düşük tutacağını söyledi. Fakat eğer enflasyon artarsa normal şartlarda Merkez Bankası ve birçok para politikası enflasyon artmasıyla beraber faizleri arttırmak zorunda kalıyor. Bu bakımdan her ne kadar şunu görmekteyiz ki Fed'in board'unda oturan üyeler de bu açıklamayı yaptılar. Mesela Fed Dallas'taki Kaplan da dahil. Enflasyon artmış olmasına rağmen bu söyledikleri para politikalarında bir değişiklik yapmayacaklar. Bu da önemli bir gelişme olacak Amerika için. Eylül'de bununla ilgili bir toplantı olacak ve bu söylenen politikalarda bir değişiklik olmayacak. Diğer bir soru da tabii ki paranın maliyetini ucuz tutaraktan hem borsada hem gayrimenkul piyasalarında bir credit bubble dediğimiz fiyatlandırmalarda yapay olarak bir yükselme olup olmadığı ve bunun ne zaman düzelmeye gideceği, esasında şu andaki günü kurtarsa da uzun vadede bir kriz çıkartıp çıkartmayacağı konusunda ciddi şüpheler var. Diğer bir yandan piyasalara likidite bazında kriz çıktığı zaman rahatlatmak için Merkez Bankası Mortgage Backed Securities dediğimiz ve Amerikan kendi bonolarının da dahil olmak üzere büyük şirketlerin bonoları olmak üzere primary ve secondary birinci ve ikinci olarak mesela 750 milyar dolarlık bir paket hazırladı. Ama şu zamana kadar bundan 12.8 milyar dolarlık kısmını satın aldı. Ana piyasalardaki likidite çıkmış olmasına rağmen ikinci piyasalarda yani küçük ve orta boylu şirketlere kredi verilmesiyle ilgili kendisi bir bankada görevini gördüğü ve PPP loan dediğimiz bunların da esasında arka piyasında destekleyici rolü gördüğü borçlanmalarda, loanlardaki programları tutmak zorunda kalacak ve piyasayı rahatlatacaktır. Fed her ne kadar devletin yapamadığını yani şu anda senatoda gördüğümüz tartışmalarda bir rol almasa da en azından şu an itibariyle piyasalardaki likiditeyi rahatlatabilecek programlarına devam edecektir. Evet. Şimdi gelelim yine uluslararası ekonomiyi ilgilendiren konu Çin-Amerikan ilişkileri. Burada bir yavaşlama görmüyoruz. Ticaret savaşı beklenenin üzerinde devam ediyor. Bir de bunun içine TikTok girmiş durumda. Şimdi Microsoft'un onu evet. alması söz konusu. Bütün bu ticaret savaşı, işte teknoloji savaşı, bunlar piyasaları nasıl etkiler? Dolara, altına etkisi nasıl olur? Evet, şu anda Amerika'nın TikTok'u Microsoft'a bir nevi zorla aldırmasını görmekteyiz. Bu aşama itibariyle bundan sonra mesela söylenen veya söylenti kısmında kalınan değişebilecek politikalardan bahsediliyor. Bunları yakından takip etmek çok önemli. Bunlardan bir tanesi mesela Çin Merkez Bankası'nın Çin elinde bulunan 3-4 trilyon dolarlık Amerikan hazine bonosunun faizlerini Amerika'nın ödememesi. Diğer bir taraftan Amerikan şirketlerinin Çin'e yapacakları yatırımları Amerika'nın ciddi manada kısıtlaması ve yatırımları yasaklaması özellikle stratejik değerde bulundurdukları. Bunlar en ciddi olanı da esasında Çin'in ticaretinde dolara olan eksesini yani dolar kullanarak yaptığı ticaretlerdeki dolara olan ulaşabilme yeteneğini kısıtlamasından bahsediliyor. Amerika'da zaten Çin şirketlerinin listelenmesindeki zorluklar veya yapması gereken kurallarda değişiklikler oldu. Amerika'daki pension fundların yani değişik fonların Çin hisseleri alması veya Çin'de olan şirketlerin Amerika'da hisse alması ile ilgili zaten değişiklikler yapıldı. Fakat bu aşamada gelişebilecek politikalardaki ekonomi savaşı bir nevi kapital savaşına dönerek çok ciddi boyutlara ulaşabilir ve Çin'i köşeye sıkıştırmış olacaktır. Bu da bir nevi dolarda esasında ciddi bir satışa sebep olabilir. Faizlerin de uzun vadede çok düşük olduğunu ve kalması gerektiğini düşünürsek, ikinci dalgaların da geldiğini ve büyümeyle ilgili sorunların olduğu ile ilgili şüpheler devam ederse, dolarda ciddi bir satış ve altında ciddi bir yükselişle karşılaşabiliriz.
Evet. Peki çok kısa olarak bir de enerji sektörünü sorayım. Enerji sektöründe birçok iflas görüyoruz. Bunların yine demin sorduğum gibi piyasaya etkisi, petrol fiyatlarına etkisi, ekonomi etkisi nasıl olacaktır? Evet, Amerika, evet, çok kısa olaraktan Amerika'da tabii ki bu enerji sektörü özellikle krizden dolayı enerji talebi azaldığından çok ciddi iflaslar olmaya başladı. Amerika'nın enerji bağımsızlığı konsepti bir nevi tehlikeye girmiş oldu. 2019'un sonunda 12.8 milyon varil günlük üretim olurken şu an itibariyle 10.4'e düşmüş olacak. Bu da uzun vadede OPEC'in elini kuvvetlendirmiş oluyor. OPEC artının ve benim şahsi kanaatim dünyanın birçok yerinde de bu kısışlar olduğu için petrol fiyatlarının bir nevi artacağını düşünebiliriz. Ve OPEC'in Amerika üzerinde kısa vadede olsa bile bir üstünlüğünün var olacağını düşünebiliriz. Bu bakımdan petrol fiyatlarının artacağı kanaatindeyim eğer ki ekonomik kriz ciddi manada negatife gitmezse. Altan Ergün yatırım uzmanı New York'tan programımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz Altan Bey'i verdiğiniz bilgiler için. Evet Altan Bey'e tekrar teşekkürler. New York'tan bize Amerikan ekonomisiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Yayınlarımızı alacağız kendisini sık sık. Ve böylece programımızın sonuna geldik Altan Bey'le. Amerika'nın Sesi'nin stüdyo VOA programı yine her gün 22.30'da EkoTürk'te devam edecek. İnternet adresimiz amerikaninsesi.com. Yarın akşam karşınızda olacağız yeni gündemle. İyi akşamlar, sağlıkla kalın.